Hüseyin Cahit Yalçın'ın eserleri. Kurgu hikayemize geçmeden önce belirtmek istediğim bir şey var. Romanlar koyu kırmızı, hikayeler pembe, öğretici metinler gri renkle belirtilecek arkadaşlar. Kurgu hikayemizdeki anahtar kelimelerimizi hafızamıza kaydederken bu hususu hatırdan çıkarmayalım. Şimdi Hüseyin Cahit Yalçın için anahtar kelimemiz Kurtlar Vadisi pusudaki Cahit. Şimdi Cahit iki fakülte bitirmiş, akıllı, zeki, başarılı bir genç. Edebiyat ve hukuk fakülteleri bitirmiş Cahit. Tamam arkadaşlar. Edebiyat fakültesinde okuduğu yıllarda edebi hatıralar biriktirmiş. Hukuk fakültesinde okuduğu yıllarda siyasi hatıralar biriktirmiş arkadaşlar. Çok canlı bir yaşamı olmuş kendisinin. Edebiyat fakültesinde Türkçe sarf ve nahivini geliştirmiş. Sarf ve nahiv ne demek? Dil bilgisi diyelim biz ona günümüz Türkçesiyle. Edebiyat fakültesinde Türkçe sarf ve nahvini geliştirmiş. Hukuk fakültesinde ise bol bol kavgalar olmuş. Çok siyasi kavgalara karışmış arkadaşlar. Şimdi bizim Cahit bazen hayal içinde yaşamış. Hayal içinde şu anda, hayal içinde yaşıyor. Bakın burada hayal baloncuğu var. Hayal içinde yaşıyor. Ne var hayalinde? Nadide var. Nadide Sultan var ya, ona aşık Cahit. Hayal içinde yaşıyor. Hayalinde kim var? Nadide var. Şimdi bu tabii bizim Cahit'in edebiyat fakültesiyle ilgili duygusal yönü. Bir de siyasi hayalleri var bunun. Nedir o? Hayat-ı muhayyel. Yani hayal edilmiş bir hayat. Yani idealize edilmiş, hayal edilmiş bir hayat. Hayal ediyor. Fakat bir yanında görüyor ki maalesef hayat-ı hakikiye sahneleri var bu dünyada. Yani hakiki hayat, gerçek hayat sahneleri var. Yani bir hayal edilmiş hayat var, bir de gerçek hayat sahneleri var. Bu ikisinin çelişmesi Cahit'i çok üzüyor ve diyor ki bu dünyayı yöneten güç sahibi insanlar niçin aldatıyorlar bu insanları? Biz insanları niçin aldatıyorlar diyor, niçin aldatırlarmış diyor. Kurgu hikayemizde geçen anahtar kelimeler Hüseyin Cahit Yalçın'ın eserleridir arkadaşlar. Gri olanlar öğretici metinler, koyu kırmızı olanlar romanlar, pembe olanlar ise hikayeleri.